Rusya NATO'nun genişlemesine en son 2004'teki o büyük genişleme hamlesinden sonra çok net bir sınır koymuştu. Daha fazla gelmeyecek demişti. Bu sırada da Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan NATO'ya başvuruda bulunmuştu. 2008 yılında her iki ülke cephesinde de Rusya sesini yükseltti. O sesini yükseltmekle de kalmadı. Gürcistan'la Rusya arasında 5 gün savaşları oldu. Sonra orada kriz dondu. NATO'ya girmedi Gürcistan. Osetya'yı işgal etti Rusya. Yani Ukrayna'nın bir benzeri, hemen hemen ikiz durum Gürcistan'da da yaşandı. Tek fark o işte ısrar etmedi ve şu anda Rusya ile savaşmıyor ama Rus karşıtlığı devam ediyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te hükümet karşıtı gösteri vardı. Gerekçe hükümetin Rus yanlısı olması. Avrupa Birliği reformlarının hayata geçirilmesi çağrısını yaptı protestocular. Gürcistan'da hükümet karşıtı binlerce kişi pazar günü sokaklara döküldü. Parlamento önünde protesto gösterisi düzenlendi. Tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'ye destek mesajları gönderildi. İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi Rusya'nın etkisi altında olmakla suçlandı. Şu anda Rusya yanlısı bir hükümetimiz var. Özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Göstericiler Gürcistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği bayrakları taşıdı. Muhalifler iktidarın adımlarının ülkeyi Avrupa Birliği üyeliğinden uzaklaştırdığını savunuyor. Gürcistan, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden günler sonra Ukrayna ve Moldova ile birlikte Avrupa Birliği üyeliğine başvurmuştu. Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova'yı resmen aday üye devletler kategorisine aldı. Ancak Gürcistan'dan önce bir dizi siyasi ve yargı reformunu gerçekleştirmesi istenmişti. Göstericiler bu reformların bir an önce hayata geçirilmesi için hükümete çağrı yaptı.